Selamun Aleyküm. Soruna şöyle cevap vereceğim. Ee, soru neydi? 3 yaşındaki, 5 yaşındaki çocuğa zarar verenleri Tanrı niye durdurmuyor? Tanrı. Şimdi burada müthiş bir cerbeze var. Tamam Onu dikkatinizi çekmek isterim. Şimdi Türkiye'de yaşınız bilmem e, müsait mi? Türkiye'de ilk e, silahlı banka soyan Necdet Elmas'tır. Türkiye'de ilk silahla. Bunu mahkeme'de yargılarken e, hakim so sordu. Hadi bankayı soydun, soydun. Niçin silahla memurum? yaraladın demiş. Niçin silah kullandın? Necdet Elmas Elmas demiş ki ilk Türkiye'de silahla soyan. Efendim demiş. O tabancayı ben atmadım. Hakim demişsin bütün memurlar senin attığını. Sen atmışsın. Hayır efendim demiş. E, o tüfeği tabancayı dolduran memurlara doğrultan, tetiği çek, çektiren, evet benim elimdi ama o tetiği çeken ben değildim. Kimdi demiş? Cemiyetti demiş. Bu cemiyet beni bu hale getirdi. Ben yaptım gibi gözükürken ben yapmadım. Bu cemiyet, bu toplum bana bunu yaptırdı. Şimdi Sırbistan Sibrenica katliamı yapmış. Malum Balkanlarda milyonlarca Müslüman katledilmiş. Peki ne diyorlardı o katile? Avrupa'nın İngilizlerin, Fransız ve Alman, Almanların tetikçisi. Yani bizzat katliamı yapana bakılmıyor. Kim bunun arkasında? Kim bunu böyle yetiştirmiş? Şimdi gelelim 5-6 yaşındaki çocuğa zarar verenleri niye Tanrı durdurmuyor? Yerine bu insan hangi sistemde, hangi toplumda, hangi eğitimde yetişmiş? Ona bakın. Niçin elmaya kızıyorsunuz? niye elmasın, armut değilsin veya niye ekşi elmasın diye elmaya kızacağınıza o elmayı ortaya çıkaran ağaca kızın. Çünkü o elma ağacın meyvesidir. Meyvesi bu. Ağacına dönün. Ağaca bakın. Ya. Ustad Açlıktan ölmek yoktur ayeti var ya e Cenab-ı Hak. Peki Afrika'da açlıktan ölüyorlar sorusuna derken. Ya Asya kafirleri veya Avrupa münafıkları gasp ediyorlar diyor. Mesela Cenab-ı Hak bir yere petrol vermiş, yeraltı madenleri vermiş. Başka yerlere yer üstü vermiş yani toprak vermiş, buğday falan. Mübadele etsinler insanlık hareketlensin diye ama... Avrupa e, münafıklar gidip Afrika'yı gasp ediyorlar. Madenleri elinden alınca onlar da madeni satıp buğday alacaklardı. Yapamayınca ne yapıyor? Atsız ve susuzluktan ölüyorlar. Şimdi bu aç, açlık ve susuzluktan ölmüyorlar. Gözüken bu. Aslında niçin ölüyorlar? Zulümle ölüyorlar. Çalıyorlar, gasp ediyorlar. Avrupa aslında öldürmenin başka yolu. Mesela bir adamı hapse alsan hapsetsen, kapısını kapatsan, su ekmek vermesen, der misin ki hapisten öldür sıkıntıdan? Ya yedirmedin, içirmedin sen, onu öldürdün ya, hapsettin, nasıl Allah vurdun. Tamam mı? E yani dolayısıyla e, bir insanın bir hareket yapmasına e, sebebini inceliyoruz. Bu, bu insan bunu niye yapıyor? Tam da buna yaptıran kim? Yani bu bu insan namı altındaki canavarı bu hale getiren, yetiştiren hangi toplum onları göz ardı edilirse bu çözülür mü? Eğer çözüm istiyorsa. Bir de şöyle düşün. Allah her yanlışa müdahale etse, yaptırmasa, beşeri ilişkilerde hareket olur mu? Mesela bir tane bir acımasız bir hadise oluyor. Ama milyonlarca milyonlarca insanın kalbindeki ruhani, ulvi olan şefkat, muhabbet, merhamet aktif oluyor. E bir tek o hadisenin gelmemesini istersek, e, insanı ilişkilerdeki muhabbet, uhuvvet, samimiyet, ihlas, e, şefkat inkişaf eder mi? E diyelim ki Allah buna müsaade etmesin. Yani Allah müsaade etmiyor. Yani bir kere Allah niye müsaade ediyor bu soru soruya bak yani müsaade niye ediyor diyor Allah müsaade etmiyor yani Allah e, ihtiyar etmiş ama murat etmemiş yapmayın demiş Peki e, dese ona müsaade etmese Allah'a inkar edenlere de müsaade etmese bunu soran şey de var e, inkarcılar da var ben bile olsam ben bu çocuğa ettirmezdim ettirmezdim de sen bile bu hale gelmezdin yani bu inkarcı halini Allah'ın müsaadesiyle değil mi sen bu halinle memnunsun Allah inkarcı seni yap müsaade etmeseydi sen istediğin gibi olmamış olsaydın Allah'ın zıttı olur muydu şu anda Allah'ın zıttı isteğinin zıttı olabilme ihtiyarını iradesini sana vererek mutlak hürriyeti vermiş olmuyor mu? Sen bir de kalkıyorsun diyorsun ki onu inkar etmeye e, bana ihtiyar ve iradeyi verdi ki inkar edebiliyorsun. Sonradan utanmadan kader beni böyle yaptı, kader elimi bağladı diyor. Eğer kader elini boğunun bağlasaydı o ufak çocuğa zarar verilebilecek miydi? Yani kader midir onun o şeyini? Nedir o? İnkar etmek nasıl serbestiyeti iktiza ediyor? Yani iste, ayette öyle diyor. İster inkar edin, ister iman edin. İstersen doğru yapın, istersen yanlış yapın. Size belirli bir müddet zamanına kadar, belirli bir zamana kadar size mühlet verilecektir. Müddet kadar mühlet verilecektir. E şimdi inkara mühlet verdiği gibi zulmede mühlet veriyor. Ama Allah bunu istemiyor istemediğini ayetleriyle, peygamberlerin hayatlarıyla gösteriyor. E şimdi sana inkara müsaade etmeseydi, ona yani böyle bir sistem kurulmasaydı kastediyorum. E sen inkar edemeseydin, o zulme demeseydi. insanlık ne olurdu? İnsanlık aynı ağaçlar gibidir. Kestane kestanedir, armut armuttur. E, gürgen gürgen gürgendir. Yani ormandaki ağaçlar gibi olurdu. Hepsi masum olurdu. Ee, neye benziyor bu? Şimdi Bir havuz düşünün ee, Havuz büyük bir havuz 20'ye 20, 20. Ee, Kare şeklinde bir havuz düşünün Yarım metre su doludur Eğer bu kareyi yarım metre su üzerine üzerine Yarım metre yarım metre Kare şeklinde plastikleri dizsek Ve suyun üstünü tamamen kapatsak tamamen Suyu aşağıdan hareket etsek e, o üzerinde suyun üzerinde e, şey hareketlilik gözükür mü? Gözükmez çünkü yarım metre 50 santim 50 santim plastiklerle örttük tamamen yapıştırdık renkli plastikleri hareket etmesi için ara boşluğu yok ki bir havuz düşünün üzerinde yüzenler nasıl hareket edebiliyor? Ara boşlukları var. Eğer hepsi birbirine yapışık kaldı olsa suyu hareketlendirse gene hareket etmez. O zaman o havuzdaki yüzenleri hareket edip değişik motif ve şekil almasını istiyorsak havuzun üzerindeki ellerin arasında boşluk bırakacaksın. E, ara boşluğu bırakacaksın ki plastikler yeş yer değiştirebilsin. Aynı bu örnek gibi o havuz cemiyet hayatıdır o renkli suyun üzerinde yüzenler insanlardır. O aradaki boşluklar da zalimlerdir, olumsuzluklardır. Dolayısıyla bu ara boşluğu olmasaydı, hep iyilik olsaydı insanlık alemi hareket etmezdi. Mesela bir Suriyeli çocuk mu kaç, bir iki yaşında çocuk suda Avrupa'ya giderken Yunanlılar, e, Yunanlılar su botuna yani o gelen Filistinli mi, Afrika'daki insanlar, Yunanistan'dan oradan Avrupa'ya geçecek. Hava ile şişmiş bota geliyorlar, iğne batırıyorlar. İspat edilmiş bota ve o bot batıyor. İşte çocuk da malum işte Türkiye'nin sahiline vuruyor iki yaşında. Ondan sonra bu zulüm, bu bu tarihten sonra bu tarihten sonra o zulüm devamlı yad edilecek. Hatta Cumhurbaşkanım Birleşmiş Milletler'e karta, kart postal yaptırarak millete gösterdi. Her daim insanın içi dağdar ediyor. Küçük bir acımasız bir hadisi olmuş ama onu seyreden, ansiklopediye geçer, geçerek okuyan, seyreden her bir insanın merhametini, muhabbetini ve Şefkatini aktif eden bir malzemeye dönüştü. Devamlı şefkatimizi, muhabbetimizi canlı tutuyor. Eğer şefkati ve merhameti, uhuveti, yardımı aktif edecek hadiseler olmamış olsaydı, insanda merhamet, şefkat gelişmezdi. Yani zulümler, e, haksızlıklar karşısında insanın merhameti ve şefkati aktif oluyor o hadiseler birkaç tane hadise olmamış olsaydı insanlık alemi donuk olurdu. Şefkat ve muhabbetle insani ilişkiler olmazdı. Geçmiş kavimleri de Kur'an bunun gibi zalimlerle dolu kavimlerde misaller verir. At kavmi var, Semut kavmi var, Rut kavmi var. At kavmi de böyle e, bu cinsten yaparmış. Mazlumların malını gasp ederlermiş. E, garibanları, kimsesizleri çok yüksek yerlerden atarlarmış. Mallarına e, ve e, servetlerine, şey evlatlarına çok güveniyorlarmış. Her gün bin tane çocuk dünyaya geliyormuş At kavminde. Ve Lut kavmi ise e, malum rezil adeti yaparlarmış. Sonra o çocuklara da aynı bu şekilde yaparlar. Fakat sen akibetlerine bakın. Aynı, aynı şeyi, fiilleri yapanların, evet e, böyle e, onların üzerine taş yağması, yerin dibine göçmesi gibi bir şeyle değil. Ama e, bu tip insanların e, semadan, yüksekten e, taş yağması, ateş yağması ne benzeyen, Ondan sonra yüksek sesler gelmiş. İlk önce Rut kavmine bu pisliklerinden dolayı çocuklarını da yaparlarmış. İlk önce korkunç bir sesle taşlaşmış sonra alevlerle tan yeri yani sabaha karşı o kavmi ateşlerle helak etti. Peki bu bu tür insanlar bu asırda nasıl helak oluyor? beyinlerinde kafalarının içerisinde kafalarının içerisinde sesler duymalar zanları ondan sonra sıkıntıları panik ve panik panik atakları kafaları dünyaları hususi dünyaları cehenneme dönüp dönmesi en sonunda intiharla gebermeleri bunu basınlara vesaire saklanılıyor ama Artık gün yüzüne çıktı bunlar. Mesela eskide psikoloji hap kullananların oranı %7 idi. Şu anda %37. 2025'te %75 kabul ediliyor. Bu ne demektir? Kafadan istifa ediyorlar. Aklından istifa ediyorlar hap içerek. Bu ne demektir? Kafanın içi ateş dolu ateş. Unutma Allah ihmal etmez. Muhlet verir. Geçmiş kavimlerde de Allah ihmal etmedi, mühlet verdi, vakit verdi. Hatta peygamberlerine ve hakkı tebliğ edenlere demiş ki siz hakkı tebliğ edin, doğruyu anlatın. Tamam. Onlara, ayette de öyle diyor belirli bir vakite kadar biz mühlet veriyoruz. İnkarcılara da öyle diyor. E bunu inkarnamında soranlar var. Onlar da inkar edebilmeleri Allah'ın mühlet vermesindendir. Tersini düşünün. İnkar ettirmese Cenab-ı kendisini ve bu zulümleri yapma fırsatı vermese böyle bir dünyada yaşamak mı isterdiniz? Böyle bir dünyada zaten Adem Aleyhisselam cennetteydi. Ama böyle bir dünya yaşanır mıydı? Bu dünya görmeden orası anlam kazanamıyor. Ama unutmaz. Allah ihmal ettiğini zannediyorsun. Allah muhlet veriyor, ihmal etmiyor. Hatta kendi peygamberini öldürmesine öldürmesine bile ihtiyar ve iradesini vermiş zalimlere, yani peygamberleri bile derisini yüzmüşler, kuyu kesmişler, bölmüşler. Ee, yani tarihe baktığın zaman ne kadar zulümlerle dolu. Yeni değil ki bunlar. Ee, bunlar insanın camiyetinden, yani şöyle diyor Bediüzzaman Hazretleri: "Yüz tane çekirdeğiniz olsa." 80'i bozulsa, 20'si ağaç olsa veya 100 tane yumurta olsa, 80'i bozulsa, 20 taneden civciv ve tavuk olsa bu insanlık alemi için kötü oldu denilir mi? Evet birkaç tane böyle zulümler oluyor insanlığa göre ama insanların insanlıkları merhamet, şefka, hayam, yardımlaşma, ihlas, sadakat, anlayış gibi hatta bu konuşmaları yapılmamıza sebep olan ilim, irfan sahibi olmaya bu tür birkaç tane zalimlik hadiseleri sebebiyet veriyor. İnsanın bu güzel tarafının ortaya çıkmasına sebebiyet veriyor. Mesela Rüştü abi şöyle bir misal verirdi. Şimdi bir depodan, bu durumdan yola, kamyona kumaş yüklenecek. Kimisi depodan hamalın üzerine koyuyor. O hamal da depodan çıkarıp arabaya koyarken arabada olanlar var. Yani depoda malı hamalı yükleyen hamal bir de arabada hamalın üzerinde alanlar. Bunlar üçü de farklı iş yapıyorlar ama aynı işin etrafında birbirlerine de nazlanırlar. Hatta ya doğru koşsana, ne biçim yapıyorsun? Birbirine kızıyor. Niye sırtıma doğru koyamadın? Ve o çıkıyor dışarıya. Niye çabuk almadın? Yoruldum. Böyle birbirine sitem ederken, birbirine e, sitem ederken, ama hiç bunlarla alakası olmayan bir adam oradan caddeden geçse, e, o adam vazifesi değil iken, o sırtında taşıyan hamalın yükünü düzeltse o hamal ne der? Allah razı olsun eksik olma teşekkür ederim zahmet oldu gibi böyle ulvi kutsi fazilete dayalı güzel kelamlar çıktı. Ama ona onun sırtına koyan adama doğru koysana ya sakar mısın ne biçim adamsın derken ötekisinin ufak bir yardımına ya düzeltti işte bu kadar minnettarlık duyuyor. Bu şu demektir. Herkes aynı işin etrafına toplansalar o hamalın, hamalların birbirlerine karşı durumu gibi olur. Yani insanda bulunan ulvi, güzel seciyeler, istidatlar çıkmaz. O insandaki insanlık özellikleri bu tür böyle sistemin karma bir sistem insan hiyerarşik dedikleri bir sistem de ortaya çıkar. Ya başka çıkmaz. herkesi Kimse kimseye teşekkür etmiyor ki. Zulüm yok. Oza mahkemelerde yok, hakimlik de yok, avukat yok, o kabiletler yok. E mesela hiçbir zulüm yok, merhamet de yok ki yani birbirlerine. Yani imanı çıkar şey küfrü çıkarsanız iman yok. Zulmü çıkarırsanız adalet denilen bir şey anlaşılmaz ki. D düşünün ki soğuk yok, sıcağın derecesi olur mu? Yani zulüm yok. E senin ve benim gibi insanların insanlıklarını e, ortaya çıkaran merhamet, şefkat gibi ulvi özellikler böyle feveranlar çıkar mıydı? Peki bu e, sıkıntıya, zulme maruz kalan, kişiler, çocuklar kader noktasında e, nasıl bakılması lazım? Mektubat 56'da Bediüzzaman Hazretleri'nin eserinde Hazreti Hüseyin redialan ve akrabasının faci, faciası var, feci bir ölüm şekilleri var. E, onlar o kanun bunlarda da inşallah işliyor. Yani o insanların Hazreti Hüseyin peygamberin torunu ve nesli o feci ve çektikleri zahmet öyle bir makam makam vermiş ki bunlara da verecek ki bu kısa bir dünyadaki kolay ve ucuz olan şu sıkıntısıyla onlar kazanılamazdı yani bir kere düşün bakın bir ölüm anı 10 dakika 15 dakika sürer Hazreti Hüseyin'in ama bir Şia hareketi çıktı. Bu kadar Müslümanların arasındaki her zamanda kalpleri devamlı yaralı ve e, buruk böyle. Müslümanları bir araya getirmesine de vesile oluyor. E, şialar böyle ihtilafa sebebiyet veriyor ama o az bir şeydir. Yani şer gözükürken zahirde. Tamam. Buna maruz kalanlara Allah bizim akıl ve hayalimiz almayacak kadar bir saltanat, bir sonsuz servet yani ebedi ve ezeli onlara insanlarda bulunacak zulme uğradığı için. Hatta malını korumak için ölse bir insan kuyumcudur, soymaya geldiler, arabasını çalmaya geldiler vesaire. Öldürülse Allah onları şehit ediyor. Hele böyle zulme uğramış bir çocuğun Allah onların ruhlarına ve ahiretine vereceği bizim hayalimiz, hafızalımız almıyor. Dolayısıyla kısa bir dünyada veya kısa bir hayat içindeki bu küçük bir hayatın içindeki 5-10 dakikalık zulme uğramaları sonsuz ve ebedi hayatını mayalıyor. Hz. Hüseyin'in acımasız bu şekli kısa bir şey ama Bak ne kadar insanların maneviyatına malzeme olmuş. Bir de böyle bakın. Bir şey 18. sözde diyor. Bir şey iki cihette bakılır. Bir zahirdeki görünüş. Bir de neticeler itibariyle. Mesela zahirde gül güzeldir. Ayva güzeldir. zahirde çirkin olup da neticesi iyi olanlar var. Gübre mesela veya hastalık, bela, musibet zahirde çirkindir. Ama hakikatta büyük nimettir. Mesela gübre e, netice itibariyle kirazı, gülü meydana getiriyor. E, sihat ve serveti düşün. İnsanların çoğu azmasına vesiledir. At kavmi, semud kavmi, lut kavmi bakın e, ne hale gelmiş. Bunlar hep servetten olmuş. Mesela sağlıklı olmuş. Şimdi bu asırda İnsanların serveti, parası yani ve sihatı başına bela olmuş ekseriyet itibariyle. Ama hastalara bakın, hapishanedekilere bakın, musibete duçar olanlara, dertlilere bakın, hemen dine yöneliyorlar. Depremle bak ne hale geldi insan. Bütün camiler doldu taştı. Bir hafta sonra tekrar eski haline geliyor. Adeta insanın içine geliyor ya. Haftada bir Cenab-ı Hak böyle bir sağlasa insana hoş geliyor. Demek bazen zahir insanı aldatıyor. Tamam zahirde acımasız ama arka tarafı neticeleri itibariyle büyük bir nimettir. Mesela çok insan var siz de rastlamışsınızdır. Hastalık ve dert sıkıntı bela yüzünden dönüş yapmış. Mesela hapishanede öyle insanlar var ki öyle cani, zalim. Ben böyle bir insanı biliyorum. Orada iki kelime ettim adam namaza başladı mümkün değil yani o insanın kendisi de söyledi hoca hocam sen bu ben hapiste olmayıp e, Gazi Osman Paşa'da esrar şey tepelerinde milisiydi benim yanıma gelemezdin gelsen bile bunları bana anlatamazdın o anda seni yok ederdi ama şimdi o kadar sana muhtacım ki anlat anlattıkça rahatlıyorum sonra dedi ki müebbet aldı hemen hem de ağırlaştırmış müebbet aldı İyi ki diyor bunu aldım. Niye dedim? Çünkü seninle tanıştım, namazla tanıştım, Allah ile tanıştım diyor. Demek ki bazen zahirde çirkin gözüken şeyler batın tarafıyla harikadır. Bazen zahirde çok büyük nimet, servet vesel gözüküyor ama onun ebedi helakına da sebebiyet verebiliyor ki buna ait bir dayet var. Siz zahire bakarsınız, hükmedersiniz oysa şer dersiniz hakikate hayırdır hayır dersiniz hakikate şer netice verebiliyor. Bu noktadan da bakmak lazım. Netice-i kelam şunu ifade etmek isterim. Bu tür soruları Müslümanlara sormaya hakkınız yoktur. Zira köy muhtarından reisi cumura kadar Hangi rejim, sistem, yönetimle yönetiliyorsa hangi okullarda ilkokul, ortaokul, lise, üniversitede ne et eğitim veriliyorsa, nasıl veriliyorsa bu sistemden çıkan güzellikler de sistemin güzelliğidir. Bu sistemden çıkan kötülük de sistemin kötülüğüdür. Osmanlı İmparatorluğu zamanında birkaç tane hırsızlık olmuş. E, çünkü bir o zaman insanların akıllarını talim ilimle, kalplerini terbiye ederlerdi toplumda mükemmel bir e, adalet istiyordu. Şimdi ise üniversite hukuktan mezun silah alıyor, hukuku koruyacak zat. Hakim, avukat, rüşvet alarak hukuksuzluk yapıyorsa, bu Allah niye müsaade ediyor yerine, bunu kime eğitiyor bunları, nerede yetişiyor bunlar, hangi yöntemle eğitim yöntemleriyle okullarında ne öğretiliyor mu, sormanız gerekiyor. Eğer bu okullarda güzellikler oluyorsa, bu okulun eğitimine vereceksin adalet budur, onların güzelliğidir. Eğer bu okullardan böyle şeyler çıkıyorsa sorumluluk da Allah değildir, Müslümanlar da değildir. Sorunun cevap makamı da Müslümanlar değildir. Bunu yetiştiren e, okuldur, cemiyettir, televizyondur, e, toplumsal sosyal yapıdır. Bu sorunun cevabını da bundan arayacaksınız. Ben burada kimseyi itham etmiyorum. Şunu demek istiyorum. Son bir ağaç canlı mıdır cansız mıdır elma mıdır armut mudur bunun hakkında ihtilaf olmuşsa gidin baharı bekleyin ağaç çiçek açmışsa canlıdır ağaç armut vermişse şeftali değildir. Böyle bir cemiyette böyle bir eğitimde böyle bir sistemde rejimde ne çıkıyorsa iyi ve kötü sisteme aittir. Sorularınızın cevabı da muhatabı orasıdır. Cevabı da oradan bekleyin. Ama ben Müslümanlara kaderciyetiyle anlatmaya çalıştım. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.